Burada kısaca ters indüksiyon gerilimleri nasıl oluşur ondan bahsedeceğim. Düzenek gayet basit. 9 voltluk bir tane pilim var. Pilin ucu şu anda açık. Bu pile paralel olarak bir trafonun primerini bağladım. Küçük bir trafo. Burada trafo olarak kullanmayacağım. Sadece primerinin bobin olarak kullanacağım. Ve bununla birlikte yine paralel olarak buradaki sinyali görebilmek için osiloskop bağladım. Burada pik gerilimlerine çıkacağız. Pik gerilimlerine çıktığımızda pik değerleri gösteren ölçü aletleri var ama dijital ölçü aletleri var ama ölçü aleti bende yok. Normal bir ölçü aletiyle de siz oradaki tepki süresi ölçü aletinin uzun olduğu için bu kadar hızlı pikleri yakalayamazsınız. Peki ters indüksiyon gerilim burada nasıl oluşacak? Ben pili bobine enerji vereceğim bu şekilde hızlı hızlı. Diyeceksiniz ki bobin doğru akımda çalışır mı? Bobin doğru akımda sadece ohmik dirençtir. Herhangi bir indüktans oluşturmaz. Evet ama pile ben kabloyu dokundurduğumda aslında orada hemen birden 9 volta çıkmayacak gerilim. Yani 9 voltu görmeyecek. Orada rampalı bir çıkış yapacak. Yani akımda ani bir değişme olacak. Ani bir değişim olacak. Ve bu akımdaki ani değişimin hızından yararlanacağım ben aslında. Burada bir sinüsoidal gerilim verseydim. Sinüsoidal gerilim 1/50. Yani değişim hızı çok hızlı değil. Ama bana çok daha yüksek değişim hızları gerekli. Akım değişim hızları. Peki neden bu kadar yüksek akım değişim hızları gerekli? Gerilimin en temel formülü E eşittir dφ/dt. Yani manyetik akıdaki, manyetik alandaki değişim dt zamanı oranı. Eğer manyetik akıyı ben ne kadar hızlı değiştirirsem gerilim o kadar yüksek olur. Burada manyetik alan dediğiniz şey aslında benim burada vermiş olduğum akım. Yani siz buna dİ/dt de diyebilirsiniz. E eşittir dİ/dt. Buradaki değişim ne kadar hızlı olursa gerilim değeri de o kadar yüksek olacaktır. Peki 9 voltluk bir pil kullanıyorum. 9 voltun üstüne çıkabilir miyim? Burada artık 9 volttan bağımsız hale geliyorsunuz. Çünkü burada gerilimi indükleyen, gerilimi oluşturan manyetik akıdaki yani aslında primer olarak yani birincil olarak buradaki akımdaki değişim hızı. Ben akımdaki değişim hızını ne kadar hızlı yakalarsam E değerinde kendisini oluşturan buradaki gerilimin üstüne çıkabilirim. Çünkü burada akımdan bahsediyoruz. Gerilimle herhangi bir trafo gibi dönüştürme oranından bahsetmiyoruz. Şimdi osiloskopu zoomlayacağım. Şöyle parlak olmayan bir yerden yakalayayım. Ve ben pili değdireceğim. Şu şekilde. Hangi uçlar? Şunlar. Temizleyeyim dedim ama ekran iyice kirlendi. Şimdi bakın. Şöyle. Tabii yeterince hızlı değilim. Orada 50 voltları falan görüyoruz. 40 voltları. Şu anda 9 voltluk pille. Yüksek gerilimlere ne yapabiliyorum? Çıkabiliyorum. Orada Vmax diye gördüğünüz şey aslında benim burada çıkmış olduğum gerilim. Burada önemli olan akımın yapmış olduğu pik. O pik ne kadar yüksek olursa akımdaki değişim, dolayısıyla manyetik alandaki değişim o kadar yüksek olacak. Tabii her zaman yakalayamıyorum. İşin içerisine artık mikrosetler falan da giriyor artık. Bakın 30 voltların üstüne çıktık. Demin daha da yukarıdaki değerlere çıkmıştım, büyük değerlere. Gördüğünüz gibi 9 voltun üstündeki değerlere çıktık. Şimdi yakalamak zor ama belki video kaydı sırasında bunu dondurarak bir şeyler yakalamaya çalışırım. Şöyle zaman grafiğini veya zaman kare bölü zaman değerini düşürdüm. Yakalamaya çalışayım. Bu da çok düşük oldu. Bakın piki görüyor musunuz?
20 voltun maalesef üstüne çıkamıyorum. O nedenle kırpamayacağım da. Şöyle şunu biraz aşağı alabilir miyim? Ona bakacağım. Tamam. Şunu biraz daha aşağı alalım. Parlamayan bir yere. Bakımdaki değişim hızını görüyor musunuz? Şöyle alsam frekans olarak ne gösterecek bilmiyorum da. Şu anda frekans arada bir değer gösteriyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Olmadı gösterdiği yerlerde videoyu durdururum. Ne o? 400 Hz'leri falan görüyor galiba. Şimdi peki bu prensip olarak nerelerde kullanılır? Prensip olarak öncelikle switch mod güç kaynakları vardır. İçine çıkarttığınız zaman trafosuz, ne bileyim şimdi cep telefonlarımızdaki falan şarj cihazları bu şekilde 220'yi 5 volta düşürüyor orada. Orada mesela gerilim alınır. Gerilim alındıktan sonra doğru akıma ya da doğru gerilime çevrilir. Doğru gerilime çevirdikten sonra yüksek bir kırpma yapılır. Yüksek frekanslı 50 kHz, 20 kHz, 50 kHz'lerde bir kırpma yapılır. Bakın burada dikkat edecek olursanız saniyede 50 bin değişimden bahsediyorum. Bu çok yüksek bir akım değişimi oluşturur. Çok yüksek bir frekanstan bahsediyoruz. Frekans yükseldiği zaman da ona bağlı olarak indüktans değeri de artar. İndüktans değeri arttığı için artık bu trafo boyutlarımız falan küçülür. Çünkü burada trafoda hesaplamalarımızda hatırlarsanız ZTMK'dan bahsediyordum ben ya da XZ değerinden bahsediyoruz. Bu sefer XZ değerini çok fazla büyüttüğünüzde siz yüksek frekansta buna sarmanız gereken spir sayısı da azalacaktır. Oradaki işte yüksek frekanslarda demir manyetik geçirgenliği yetmeyecek, ferit nüvelere falan geçmemiz gerekecek. Switch mod doğrultucuların ya da DC-DC dönüştürücülerin temel çalışma mantığı buradaki frekansı yüksek değerlere çıkartmak ve yüksek değerlere çıkarttığınızda ters indüksiyon gerilimi. Yani ZTMK ve indüktif direnç diye bir video çekmiştim. O videoyu izleyen arkadaşlar oradan hatırlayacaklardır. Aslında siz oradaki indüktansı yükseltmiş oluyorsunuz ve indüktans yükseldiği zaman da bobin boyutlarını falan siz küçültmüş oluyorsunuz. Bir başka nokta mesela arabaların ateşleme sistemi. Ateşleme arabalarda 12 volt var. Peki siz ateşleme sistemi yapacak binlerce volta nasıl çıkıyorsunuz? Buna benzer işte kombilerin içerisinde ateşleme trafolarından bahsedilir. Mesela o değerlere nasıl çıkıyorsunuz? Yüksek gerilim değerlerine çıkabilmeniz için yüksek gerilim piklerine çıkabilmeniz için siz eğer bir doğru gerilim kaynağını çok yüksek hızlarda kırpma yapabilirseniz akım değişimini yüksek hale getirmiş olursunuz. Gerilim formülü de E eşittir dFi bölü dt yani manyetik alan değişimi yani akım değişimi ve bunun oluşturacağı ZTMK ters indüksiyon gerilimleri de çok yüksek değerlere çıkabilir. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.